Şimdi şöyle söyleyelim, Türkiye'de gerçekten de artık böyle 14 Mayıs'ta bir seçim süreci yaşanacak. Yalnız burada seçimde belirleyici olacak olan rejimin kendisi. Rejimin nasıl olacağı, demokratik bir rejimle mi yönetileceğiz, otokratik bir rejimle mi yönetileceğiz süreci olacak. Bizler şunu söylüyoruz, özellikle 7 Haziran'dan sonra belli güçlerin devreye girerek ülkeyi bir kaosa sürükleyip, bütün yetkileri tek elde toplayıp, demokrasiyi, hukuku, insan haklarını rafa kaldırıp her şeyi tek yetkiyle, tek kişinin ağzına çıkacak sözle belirlediği bir süreci yaşıyoruz. Siz halkları ne kadar sistemin dışında tutmaya çalışırsanız çalışın, eninde sonunda mutlaka kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam bulacaklardır. 7 Haziran'dan sonra özellikle devreye giren darbe mekaniği ile birlikte devletin kendi yapısı içerisinde olmuş aldığı kararlarla özellikle 2014 Eylül-Ekim aylarındaki bir Milli Güvenlik Kurulu'nda almış olduğu kararlarla demokratik siyaseti tamamen ortadan kaldırılacak adımlar attılar. Ve insan haklarına dayalı olan, insan hakları içeriğinde bütün yapılanmaları, bütün çalışmaları ortadan kaldırdılar. Baskıcı bir rejim ortaya çıkarttılar. Özellikle Kürt sorunun çözüm noktasında göstermelik açılımlar yapma gibi girişimlerde bulunsa da bunun asıl amacının Kürt sorunu çözmekten ziyade Kürt halkının haklarını teslim almak, asimile etmek üzerine kurguladı. Fakat bu sonuç verebildi mi? Hayır, vermedi. Her seçim sürecinde sürekli dışarıya bir operasyon, içeride operasyonlarla muhalif kesimleri susturmak, milliyetçi kanadı bir araya getirip milliyetçilik duyguları üzerinde halkın manevi duygularını, dini anlamdaki manevi duygularını yok etmek için sürekli alternatif politikalar ürettiler. Fakat bunlar halk nezdinde artık bir karşılık bulmadığı ortaya çıktı. Özellikle 6 Şubat'ta yaşanan bir deprem süreci oldu. Doğal afet olarak görülebilir ancak oradaki ölümler doğal afet sonucunda değil, tedbirsizlik sonucunda. 23 yıl boyunca ülkeyi yöneten bir AKP iktidarının sonradan da sürece katılan MHP faşist iktidarı ile beraber aslında hiçbir şey yapmadan sorunları çözmek yerine halının altına sirkeleyip süpürüp beraberinde kendi yandaşını zengin etme gibi bir sorun ortaya çıktığını gördük ve halk bunu somut bir şekilde yaşadı. Demokratik siyasetin bu kadar ötelendiği bir ortamda bizi şuna mahkum etmeye çalıştılar. İki anlayış ortaya çıktı, iki ittifak ortaya çıktı. AKP, MHP'nin kurmuş olduğu Cumhur İttifakı, bunun karşısında CHP, İYİ Parti, Saadet'in ve beraberindeki diğer partilerin kurmuş olduğu Millet İttifakı. İkisinin de aslında birbirinden hiçbir farkı yok. Bu noktada net olmak gerekiyor. Ve biz Emek Özgürlük İttifakı olarak üçüncü bir yolu ortaya koyduk. Üçüncü yol demokrasi yoludur. Demokrasi olmadığı zaman hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyoruz. Çünkü tarihte bir söz vardır. Hiçbir şeyi değiştirmemek için her şeyi değiştirmek gerekiyor. Bunu 7 Haziran'dan sonra gerçekleştirdiler ki aslında var olan faşist sistemin devamlılığını sağlamak için her türlü yol yöntem denendi, her şey değiştirildi. Ama şu değişmedi, baskı rejimi değişmedi, daha da katlanarak arttı. Üçüncü yol, demokrasi yolu aslında bir de şunu gösterdi ki bizler bu sürecin üstesine gelebilmek için 14 Mayıs bizim için bir milattır. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak, bir de parlamento seçimi olacak. Güçlü bir parlamentonun olabilmesi için bizim gerçekten de alanlarda çok ciddi anlamda bir efor sarf etmemiz gerekiyor. Şimdi ülke sorunlarına dönük politikalarımız aslında çok net ve belirgin. Ekolojik bir yapıya sahibiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, özgürlükçü bir anlayışa sahibiz. Aslında bu yıllardır verilen bir mücadelenin de bir sonucudur aslında. Çok da farklı değildir. Özellikle demokratik siyasetin sürekli baskı altına alınıp partilerin kapatıldığı bir ülkede yaşadığımız için parti mezarlığına dönüştürülen bir demokratik siyaset içerisinde bulunduğumuz için biz de bunlara hazırlıklıydık zaten. Her gelen partimiz bir sonrakini daha aşabilecek şekilde kurgulanarak, hazırlanarak demokratik siyaset içerisine girdi. Tabii bu halk alternatifsiz olmadığını her zaman göstermiştir. Yeşil Sol Parti tam bu noktada ortaya çıktı. Türkiye halklarına bir umut olarak ortaya çıktı. Çünkü biz biliyoruz ki ne AKP, ne CHP, ne İYİ Parti, ne Saadet, ne MHP, ne Büyük Birlik Partisi bu halk için hiçbir zaman bir gelecek ifade etmiyor. Bu var olan, sistem içerisinde olan partilerin birbirinden hiçbir şekilde farkı olmadığı gibi
ne insan haklarını önceleyebilecekler, ne doğayla barışık olabilecekler, ne de evrensel hukuku içselleştirebilecekler. Geldiğimiz nokta, talan edilmiş bir doğa, yok edilmiş insan hakları, askıya kaldırılmış bir hukuk sistemi, zaten ismi okunmayan bir demokrasi ortaya çıktı. Biz baktığımız zaman artık her şeyi kendisinde gören, her şeyi yapmaya mübah bir sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bunun da AKP ve MHP'de vücut bulmuş hali ortaya çıkıyor. Halkımız açısından gerçekten de çok ciddi sıkıntılar yaşanırken, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanırken bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamakta. Sürekli TÜİK denilen bir kurum var ve bu kurumdaki istatistiklere baktığımız zaman sürekli yanıltmaya, algı yönetmeye yönelik bir çalışma yapıldığını biz gördük. Mahkemelere baktığımız zaman talimatla hareket edildiğini gördük. Siyaset artık her şeyin belirleyicisi olmuş ama nasıl bir siyaset? Baskıcı bir siyaset, demokratik bir siyaset değil. Bir ülkenin bütün kaderi bir insanın iki dudağı arasında sıkıştırılmış ve bu şekilde 85 milyon insan yönetilmeye çalışılıyor. Ve bu sancılı bir süreçtir ama bu sancılı sürecin sonucunda da çok ciddi bir değişim ve dönüşüm olacaktır. Bunun içinde en önemli şey özellikle parlamenter sistemin güçlendirilerek demokratik bir anayasanın yapılması. Demokratik bir anayasa yapıldıktan sonra kurumların gerçekten de artık işlevli hale getirilip yasama, yürütme, yargının bağımsız bir şekilde hareket etmesini önüne açılaraktan bu süreci bizim örgütlememiz gerekiyor. Şunu da çok iyi görmek gerekiyor. Biz şunu her zaman söyleyeceğiz. Evet, halkımız bizde bir değişim süreci bekliyor ve biz bu değişimi gerçekleştireceğiz. Ama bu değişim sadece 14 Mayıs'la sınırlı olan bir şey değil. Çünkü bizler biliyoruz ki faşist zihniyetler hiçbir zaman vazgeçmezler. Ta ki biz vazgeçene kadar. Biz vazgeçtiğimiz andan itibaren kaybetmeye başlarız. Seçimden önce seçim çalışmalarında bir seferberlik ruhuyla bütün halkımız sokak sokak, ev ev, kişi kişi etkileyebilecek, herkesle görüşecek, ulaşılmadık hiçbir insan kalmayacak şekilde bir çalışma yapması gerekiyor. Çünkü bu artık bir varlık yokluk sürecidir ve bu varlık yokluk süreci de sadece 14 Mayıs'ta sınırlı değildir. 14 Mayıs'tan sonra da biz demokratik kurumları işlevsel hale getirdikten sonra biz bu baskıcı rejimleri tarihin çöp sepetine koyacağız. Özellikle halka çağrımız şudur. Bizim halkımızın her bir bireyi bir partidir, bir parti çalışanıdır, özgürlük sevdalısıdır ve etkileyebileceği kim varsa imkansız diye bir şey yoktur. Mutlaka ulaşacağımız bir kanal vardır ve bu faşist sistemlerin etkilediği çok ciddi anlamda bir toplumsal yapı vardır. Ve bu insanları bizim gerçekten de ikna etmemiz gerekiyor. Bu sadece insanın değil doğanın da yok edilmesidir. Biz tarihi özellikle Sur'da gördük nasıl yakıp yok ettiklerini. Biz şeyde gördük, Hasankeyf'te gördük. Bir binlerce yıllık tarihi dinamitlerle nasıl yok ettiklerini biz orada gördük. Aslında bu sistemin doğaya, insana, topluma ne kadar düşman bir sistem olduğunu biz somut bir şekilde yaşadık. Bu somutluğu da artık herkesin görmesi gerekiyor. Bunları gözeterek halkımızdan istediğimiz şey budur. Bu gerçeklikleri görerek sandığa gitmeli ve her birey kendisinin üzerine düşen bütün görevleri yerine getirerek herkesi etkileyebilecek şekilde. Bir oy bir oy diyerekten, benim oyumla ne olacak diye düşünmeden. Çünkü bir oy bir seçimin kaderini belirleyebiliyor. Bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte biz bütün köylere, mahallelere ulaşabilecek şekilde bir çalışma içerisinde olacağız. Sürekli alanda olacağız. Artık bu bürolar açılacak zaten. Birkaç gün sonra bürolarımız açılmaya başlayacak. Biz şu anda alandayız. Sadece görünürlük açısından yapılacak olan çalışmalar bir hafta içerisinde netleşip tamamen biz alanlarda olacağız. Ve bütün halkımızla beraber bu süreci götüreceğiz.